Herkese merhabalar arkadaşlar. Size de merhabalar hocam. Nasılsın Tonguç? Hocam iyiyim, siz nasılsınız? Evladım bunun mührü bitmiş galiba. Burada çıkıyor. Neyse tamam, sıkıntı yok. Kafiye ne demek Tonguç? Hocam kafiye kafi demek hocam. Hayır, uyak demek. Uyak bak parantezini pardon. Yazdık. Kafiye uyak. Şimdi kafiyeleri zaten biliyorsunuz ama yine de birçok arkadaşımız istediği için bunları anlatmak istedik. Kafiyeler yarım, tam, zengin, tunç ve cinas olmak üzere dört kısımda inceleniyor Tonguç. Şimdi bunları incelemeden önce... Çok geçmiş olsun hocam. Tam kafiye nedir, yarım kafiye nedir onlara bakalım. Tam kafiye, zengin kafiye, tunç kafiye, bunların hepsini yapmışız. Güzel cinas. Şimdi bakalım. Şimdi tam kafiye evladım, şu çok önemli. Dize sonundaki bir ün ve bir ünsüzün sesin benzerliğidir. Mesela hocam anlamıyorum ki ben. Böyle mesela deyince diyelim anlamadım. ki, diyelim ki ne güzel bir hava. Ne güzel bir hava. Hava. Herkese Merhaba. merhaba olmaz. O tam kafiye olmaz. Herkese gerek bir yuva dediğimizde Tonguç. Heh. Anladım hocam. Anlaşıldı mı? Bak şimdi burada hava ve yuva seslerinde V ve A tuttu. A, U olmaz artık. Orası tutmaz. Evet hocam. Dolayısıyla V ve A iki harf tuttuğuna göre bir ün ve bir ünsüz harf benzediği için burada ne diyoruz? Tam kafiye var diyoruz. Anladım hocam. Uzatma işareti olan ünlüler iki ses sayılır ve tam kafiye oluşturur. Bazıları da uzatma oluyor. Mesela hala derken A var ya, Hala. onları da iki harf Hala sayabiliyoruz. hala. Zengin kafiye ise en az 3 sesin benzerlidir Tonguç. En az 3 harf benzeyecek. Mesela buna ne diyebiliriz mesela? Hocam zengin kafiyede bence sizin söylediğiniz Dökülüyor. dökülüyor saçlarım lüle Lüle saç niye dökülüyor? Dökülüyor lüle. her bir yaprak. Yaprak, tamam mı? Evet hocam. Sular kadar. Berrak. Ha, berrak. Oha çok Bak güzel sen hocam. yaptın, çok güzel, berrak. Hocam şiir yazdım hayatımda ilk defa. İlk defa Şimdi yazdın. yazdım hocam. Tamam. Bak RAK. Burada 3 artı düşün. 3 ses benzerli oluyor. Evet hocam. Bunları daha zor ayrıntılı bir şekilde göstereceğiz. Şimdi biraz kolayını anlatıyor Sonuç. Şimdi tunç kafiye ise kafiye oluşturan kelimelerden birinin diğer kelimenin tamamını içermesi. Mesela buna da şöyle örnek verelim. Vakit olmuştu ikindi. Hadi Hocam bunu siz bu tamamla. şey bunları siz mi yazıyorsunuz Yok hocam? evladım, şairlerden intihal yapıyorum. Ha, tamam hocam. Yalnızlık, yalnızlık aşağı indi. Ha, bak şimdi ne oldu? Aa. İndi kelimesi Tonguç'um. İndi. İkindinin İkindinin içinde içinde. var. İşte bu tunç Aa, kafiye oluyor. anladım Anlaş hocam, tamam anladım mı hocam. Tonguç? Çok net Alt anladım kümesi gibi. hocam. Sen matematikten bilirsin. Evet Alt hocam. kümesi gibi. Çok net anladım. Cinas ise yazılışları aynı olan dize sonundaki sözcüklerin anlamca farklı olması. Mesela haydi biraz gül, sana aldım gül diyorsun ya. Evet hocam. Orada bir cinaslı kafiye var. Mesela sana Ha, çok güzel farklı manada ama aynı yazılışta, evet. yazılışta. Bak sana çok güzel bir tane yapayım. Bunu sadece sevdiğim öğrencilerime yaparım. Tamam hocam. Kuleden ses geliyor, kuleden. Kuleden. Bak şimdi kuleden ses geliyor, kuleden. Bakalım buna nasıl bir cinas yapacağız? O kaş, o göz değil mi? Hazır mısın Tonguç? Evet hocam. Beni sana kul eden. Oha. Gördün değil mi bak? Oha hocam Burada bayağı yazılış sağlam.